Derbi ateşi de Dolmabahçe'de yanmaya başladı. Kalabalık daha da artıyor stat çevresinde. Aspor yorumcusu Taner Karaman ve teknik direktör Ender Alkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Ender hoş abi bulduk. Hoş geldin. Yayınlar. Hoş Taner bulduk. Hoş geldin. Selamlar. Sen de. Hoş bulduk. İkiniz de ceketle geldiniz. Montları çıkardınız. Teşekkür evet, ediyorum. Ya. Ben de montlaydım. Sayenizde biz de çıkardık. Derbinin ateşiyle ısınıyoruz. Hava her ne kadar soğumaya başlasa da biz burada yine ambiyansız aktarmaya çalışacağız. Trafik yoğunluğu iyice artmaya başladı. Taner sen en son geldin araçla. Evet, Beşiktaş'tan bu yana ne kadar sürdü? Şöyle, buraya gelmen. Balmumcu'dan aşağıya buraya gelmek yaklaşık 25 dakika, 30 dakika falan sürüyor. Evet. Balmumcu'dan aşağı inmek ama tabii her geçen dakika daha da artacaktır. Benim geldiğim vakit yaklaşık yarım saat önceydi. Bayağı bir hareketli oralar. Yaklaşık yarım saat sonra stadyum kapılarının açılmasını bekliyoruz. Beşiktaş taraftarı şu anda stat çevresindeki yerini aldı ama köy içinde yine Taksim'de farklı noktalarda da sosyal alanlarda maç saatini bekliyor taraftarlar. Bir arada vakit geçiriyorlar. Yavaş yavaş stat çevresinde olmazsa olmazı davulcu ve zurnacılardır. Evet. Biliyorsun Ender abi. Başladı evet. Ufak ufak davul zurna sesleri de gelmeye başladı. Ve kalabalık gitgide artıyor. Maçı konuşacağız. Nasıl buldun derbi ambiyansını? Ya her zaman güzeldir. Zaten dünyanın belki en güzel manzarasına, en güzel yerine sahip bir stat. O anlamda kalabalık da arttığı zaman daha da coşku artacak. Heyecanlıyız. Herkes heyecanlı. Güzel bir maç olacak inşallah. Normal klasik derbilerle, daha önceki derbilerle mukayese ettiğinizde Beşiktaş'ın mevcut durumu, taraftarın ilgisini az mı gördünüz? Nasıl gördünüz? Normal mi yine? Ben sanki biraz yoğun gördüm. Onu söyleyebilirim. Taraftar şu anda aslında bu maçı biraz şöyle de bakıyor sevgili Koray, sevgili hocam. Yani bu maçı bir çıkış maçı olarak görebilirler. Özgüven açısından da önemli. Çünkü Fenerbahçe burada evinde mağlup eden bir Beşiktaş eğer ortaya çıkarsa bu bundan sonraki haftalar için de Beşiktaş'a çok olumlu yansıyabilir. Tabii ki şu an iyi bir durumdan geçmiyorlar. Onlar da hem yönetim açısından hem teknik anlamda çok büyük bir değişim içerisindeler. Bunun da etkisini elbette sahada görülecektir ama Beşiktaş için bir fırsat maçıdır bu. Böyle bir karşılaşmadan çıkartabilecekleri puanlar onları bundan sonraki haftalar için çok daha özgüvenli kılabilir. Evet. Ender abi sen nasıl gördün taraftarın ilgisini normal diğer derbilere göre? Tabii trafik biraz akıcı çünkü polis arkadaşlar gerçekten iyi çalışıyor. Evet. Ben de geldim yani biraz hafif yoğunluk var ama akıcı bir trafik var. Tabii ki de statta olacak bu garanti yani hiçbir şekilde yoğunluk da artacak. Güzel de bir atmosfer oluşacak ama şöyle bir şey söyleyeyim. Çıkış maçı değil bence kaybedecek bir şey olmayan bir Beşiktaş ligde moral bulması lazım. Taraftarına kendini affettirmesi lazım. Son maçta da hatırlıyorsunuz oyuncular da söz verdi. Yeni bir hocayla geçen hafta çıktılar bu hafta da çıkacaklar. O anlamda yönetim değişiyor. 2 dakikalık toplantıyla yani bırakıp giden bir başkan ama sonraki süreçte de iyi bir yönetim gösteren Hüseyin Bey var. Takıma sahip çıktı. Hemen kongre kararı aldı. Oyunculara ödemeler yaptı. Adaylığını açıkladı. Bu da bence Beşiktaş'ı motive edecektir. Hep derler ya kaybedecek bir şey olmayan insandan korkun. Bugün de Beşiktaş seyircisiyle birlikte bence her şeyi deneyecek. Adaylığını açıklamasından ziyade bir de çok önemli bir hamle yaptı Beşiktaş yönetimi. Oyuncular yaklaşık 2 aydır ücretlerini alamıyorlardı. Personel de. Personel de aynı şekilde ve bu ödemeleri de gerçekleştirdi Beşiktaş derbi öncesi. En azından oyuncular artık şu an kafalarında sadece tek bir problemleri var. Özel hayatlarında herhangi bir sıkıntıları yoksa şayet tabii ki bu maçı kazanmak ve taraftarlarının doğru gönlünü almak. Doğru. Bu akşam Beşiktaş bu mottoyla çıkacak. Fenerbahçe açısındansa bir liderlik maçı bu. Maç fazlasıyla da olsa belki 24 saatten az sürecek. Belki çok daha uzun sürecek onu bilemiyoruz ama bugün Fenerbahçe kazandığı takdirde tabii bir psikolojik kırılma olarak değerlendirir misin mesela liderliği mutlaka yarışta? Öyle. Ya şimdi puan tablosunda maç fazlasıyla da değil. Bir şekilde kendisini ilk sırada görmenin vereceği bir kırılma olacaktı. Psikolojik olan anlamda da bir rahatlama da olacaktır aynı zamanda. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının da bunu görme ihtiyacı var. Taraftarın da hafta arasında Atletik Bilbao maçını da aynı zamanda etkileyecek bir sonuç olacak burası. Çünkü buradan gelecek bir galibiyetle o maça çıkmanın vereceği bir etki de çok farklı olur. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bu karşılaşması, Fenerbahçe eğer galibiyet elde ederse deplasmanda bir derbi alıyorsunuz. Bu elbette ki takımın yapabilecekleri konusunda kendisine olan inancını da arttıracaktır. Fenerbahçe için çok şanslı bir fikstür aslına bakarsanız. Çünkü bugün bu sahada Fenerbahçe bundan bir ay önce oynuyor olsaydı eğer biraz daha futbol anlamında iğmesini tam olarak almamış bir şekilde bu sahaya çıkması onlar için iyi bir sonuç vermeyebilirdi. Ama şu anda oyun olarak da Fenerbahçe
bence ritmini 3 aşağı 5 yukarı artık yakaladı. Daha iyi olacaktır, olma ihtimali var ama şu anki ritmiyle buradan 3 puan alması da herhalde kimseyi şaşırtmayacaktır Fenerbahçe'nin. Sonda sorulur bu tarz sorular ama başta soracağım bu kez. Favori kim derbide? Ya normal şartlarda baktığın zaman ne olursa olsun içeride oynayan takım %51'dir. Evet. Öyle görünüyor. Bazen de bu maç bence yakanın öbür tarafında oynansaydı %70 Fener, %30 Beşiktaş'tı. Ama burada artık 50-50 diyorum ben. %50-50 diyorsun. O da seyirci, işte oyuncu da ya hiçbir hedefin yok. Bu maçı almak için bence her şeyi deneyeceksin. Sonuna kadar mücadele edeceksin. Hani biz bu maçları oynadık. Hani kaybedeceğin hiçbir şey olmadığı zaman seyirciye kendini affettirmen lazım. Çünkü bu hala lig devam ediyor. Bu takımdasın. Ne olursa olsun doğru. Sakatlar da var ama burada her şeyini verip yani bir iyi bir sonuç alman demek huzura ermen demek. Çünkü sadece oyuncuların hatası değil. Yönetim olarak çok kötü. Belki şunu söyleyeyim. Bunu net olarak da söyleyeyim. Belki 5 büyük takım Bursa'yı hariç tutuyorum. Çünkü o daha kötü yönetildi. Tarihin en kötü yönetimi yönetildi başkan tarafından. O yüzden o kaos kadro zaten doğru kurulmadı. Eksik kuruldu mevkisel olarak. Doğru hoca seçilmedi. Bu görüldü. Fiziksel çok eksikliği var Beşiktaş'ın. Bir de üzerine sakatlar var. Evet. Ya Beşiktaş bir sürü dezavantajla çıkıyor ama ne olursa olsun seyirci bu maçı kazanmaları için onlara o enerjiyi verecektir. Ha oyuncular ve hoca ve fiziksel yeterlilik ne kadar buna yardımcı olur onu bilemiyorum. Bir de kulübe tabii ki de. Ne olursa olsun maç 90-95 dakika sürüyor. Tempo yapmaya çalışırsın seyircinle birlikte ama sonraki süreçte zaten fiziksel eksik biliyoruz. Bir iki haftada bu değişmez. Sonra ne olabilir? İşte orada işte Serdar Hoca'nın bence burada stratejik çok dikkatli olması lazım. Biraz oyunu tutması lazım. Çünkü tempoya girersen Fenerbahçe seni yener ve kötü giderse de değiştirecek bir hocası ve kulübesi var. Evet. Yani Beşiktaş'ta o anlamda da bir dezavantaj var diyorsun. Tabii ki. Kesinlikle. Saner, Beşiktaş bugün evet. Nasıl oynamalı sence o zaman? Fenerbahçe'yi de konuşacağız tabii, tabii ki de. Ya Beşiktaş'ta şu an dezavantajlı şeyler Ender Alkan'ın söylediği gibi işte yönetim vesaire onlar olduğundan dolayı hem de ev sahibi olduğu için Beşiktaş'la başladık. İlk etapta Beşiktaş cephesinden bakalım ardından Fenerbahçe üzerinden de okuruz yine derbiyi. Tabii ki. Beşiktaş ne yapması lazım bugün derbiyi kazanmak için? Çok net. Aslında şöyle bir gerçeklik var. Fenerbahçe'ye topu veren takımlar genellikle topu kaybeden ve sonrasında da yenilgi alan takımlar oldular. O yüzden Fenerbahçe'nin karşısında yani mümkün olduğunca topa hakim olan, topu rakibe bırakmamaya çalışan bir Beşiktaş olması Beşiktaş'ın adına birinci avantaj olur. İkinci avantaj, topa sahipken oynamanın vereceği bir fiziksel avantaj da olacak. Nedir bu? Olabildiğince pas futbolun eğer ki Serdar Hoca sahaya yansıtabilirse bu Fener Beşiktaş'ta oyuncuların o koşu mesafelerini olabildiğince aşağıya çekecek. Topu koşturacak. O topu koşturmanın etkisiyle birlikte 90 dakikalık bir kuvvetle devamlılığı Beşiktaş sağlayabilir burada. Çünkü Fenerbahçe'nin çok net bir şekilde fiziksel üstünlüğünün olduğunu geride kalan haftalarda gördük. Ve Fenerbahçe bu fiziksel üstünlüğünü bu karşılaşmada da sahaya yansıtmaya çalışacak. Ve Beşiktaş eğer çok fazla birebirlere girmeye çalışırsa, çok fazla topu aldım, sprintler atayım, çok fazla driplinglere kalkayım gibi bir mücadeleye girerse dakika 60'tan sonra Fenerbahçe'nin oyunu başlar. Ama Beşiktaş oyunun ilk dakikasına itibaren topa hakim olan, pas futbolunu benimseyen, biraz daha kendini değil topu koşturmaya çalışan bir oyun benimserse 90 dakika boyunca fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin oyununa direnç gösterebilir. Beşiktaş'ta oyuncuların şöyle bir senaryosu da var. Beşiktaş şu anda vitrin bir maça çıkıyor. Oyuncular ortalama bir hedefsiz bir takım diyebiliriz Beşiktaş'a. Belki büyük bir sürpriz yaşayıp yine hedefin içine girebilirler ama bugün hedefsiz kalan bir takımda eğer bu oyuncular kendi piyasalarını öne çıkartmak istiyorlarsa ortalama bir Avrupa Anadolu maçına göre belki 10 belki 20 kat daha fazla izlenecek bir maça çıkacaklar ve dünya genelinde de izlenecek bu karşılaşma. O yüzden Beşiktaş'ta oyuncuların bu karşılaşmada oynayacakları oyun onların da vitrin açısından çok kıymetli. Bu yüzden de ben bazı oyuncuların kendilerini bu maça sakladığını düşünüyorum. Geride evet. Kalan haftalarda. O yüzden bu maçta bambaşka bir Beşiktaş görebiliriz. Fenerbahçe'nin en güçlü yönü ne sence? Ya bir kere kazanma alışkanlığı başladı. O çok önemli. Bence en değerlisi Mourinho'nun artık tam konsantre olması
ligi tanıması ve oyuncularını tanıması, daha iyi tanıması. Çünkü 3-4 tane oyuncu var işte, Samet gibi, Oğuz gibi, bu oyuncuları da kattı artık yani. İrfan Can döndü. Yani şimdi sol tarafta 3 tane 4 tane alternatifi var. Sağ tarafta Maxim yedek kalabilir, Oğuz oynayabilir. Yani bunları çoğaltması çok büyük avantaj. Onu da sürdürmesi, ama bence Fener'in de eksikleri var. Bu oyun gücü yok. Geçen hafta da gördük ki Antep'e 1-0 öne geçiyorsun. Ondan sonraki süreçte oyuna hiçbir hakimiyeti yok ve kendi saha ve seyircinin önünde. Doğru. Ve golü yiyorsun. Sonraki süreçte tamam kazandın ama giren oyuncuların katkısı, işte demin evet, demek istediğim de oydu. Onlar avantaj ama ritmini tam bulduğunu ben görmedim Fenerbahçe'nin. Şimdi işte aynı takım Azi Akmar maçı var. Aynı takım X bir maçta işte Samsun maçı olsun, Göztepe maçı, nasıl düşüşler yaşadığını biliyorsun. Evet. Burada da Taner çok güzel bir şey söyledi. Ya Beşiktaş ya şunu yapmak zorunda artık, oyuncu ve kulüp. Taraftara kendini evet, affettirmen lazım. Geçen sezon çok kötü giderken evet, kupa bilenini hatırlayalım. Gitti Trabzon'u yendi. Yani bunu tek maç usulü görecek bence ve her şeyini verecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Dolmabahçe'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yeniden burada olacağız. Maç saatine kadar da an be an tüm gelişmeler A-Spor ekranında olacak. Sözü Kerem Can Bulat'a bırakayım.